Pensilvanya'da, Pensilvanya'da evin önüne gittiniz. Bağırdınız, çağırdınız, slogan attınız, insanları eyleme çağırdınız. Ne olmuştu da? Ve tarih kaçtı? 2000 2013 ha. 31 Ağustos. Hatta bugün e, onu X paylaşımı olarak da e, hesabımda paylaştım. 31 Ağustos'ta, daha doğrusu işte hızlı FETÖ operasyonları devam ediyor. Zaten ben 2010 yılında mesleğimden çünkü hatırlayın o o dönemi hedefte Deniz Kuvvetleri bir numaralı hedefti. Deniz Kuvvetleri bir numaralı hedef olunca da ona subay yetiştiren kaynak Deniz Harp tabii ki asli hedeflerden birisiydi. Yani bana... Ya her gün saldırıyorlardı. Hani bugün e, yandaş medya var ya Akit başta, Yeni Şafak başta. Bunlar FETÖ'nün medya bacağının operasyon aygıtlarıydı. Her gün işte okulda eşcinsel öğrenciler var. işte okulda fuhuş yaptırıyorlar. Aklınız hayaliniz Alevileri ee, bu komutan koruyor, kolluyor, örgütlüyor. Siz o Kime? zaman akademinin komutanısınız. E, ben komuta, ben harbukullu komutanıyım. Ha. Biraz önce Ali Tatar, Ali Tatar'ı iyi tanırım. Ali Tatar'ın hedef olmasının nedenini ne biliyor musunuz? Alevi olması. Yani bu yapı, bu yapı e, yani insanları hedef alırken çeşitli planları var. Kimisi mesela piramidin üzerinde yukarılardaysanız mücadele etmeseniz bile aşağıdan kendi adamlarını yukarıya taşıyabilmek için sizi hedef alıyor, oradan götürüyor. Kimisini mücadele ettiği için, kimisine bakıyor ben bunu devşirebilirim diyor, dokunmuyor. Ama özellikle Alevilere bakıyor, bunu ben devşirmem mümkün değil. Aleviler mücadele etmese bile hepsini hedef oluyor. Başka kimleri? Genelde subay çocuklarını. Çünkü subay çocuklarını devşiremeyeceğini bildiği için mobbingle, işte kirleterek itibarsızlaştırma operasyonları neyse uzatmayayım daha programımız devam ediyor çünkü. Ben iki yıl korkunç bir mücadele ettim. Ee, yani e, biraz sonra o mağduriyetlerde de anlatırım ama çok da mağduriyet edebiyatı yapmak istemiyorum çünkü resmi ana resmi kaçırıyoruz. Yani şimdi e, Fethullah Gülen bugün öldü. Geberdi. Cehennemlik işte işbirlikçileri de gebersin filan. Bu bizi var ya aldatır biliyor musunuz? Bu duygusallık hatta bizde bir şey vardır. Düşmanından bile nefret etmeyeceksin. Kararlarını olumsuz etkiler. Şimdi ya kim Fatullah Gülen kokla kokla bakın kokla. Kim bu? Fatullah Gülen örgütü. Dört dörtlük bir karşı devrim örgütü. Erdoğan'ın başında olduğu AKP ne? dört dörtlük bir karşı devrim partisi. Menzil birlikleri bunun içindi. Şimdi bu coğrafyada, bu coğrafyada biliyorsunuz Atatürk önderliğinde aydınlanma devrimleri yapıldı. Batı bundan hoşnut değildi biliyor musunuz? Bakınız bu coğrafyanın İslamcılaştırılmasına ihtiyaç, bu toprakların ihtiyacı yok. ABD'nin batının ihtiyacı var. Çünkü İslamcılaştırılmış bir kitleyi siz kolaylıkla manipüle edersiniz, çıkarlarınız için kullanabilirsiniz. Şimdi Fethullah Gülen'i bu bağlamda görmek lazım. 1966-2016. 50 yıllık emek var burada. 50 yıllık emeğin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi 66'ya bakalım. Soğuk savaş var. 62 Küba krizi. 64 Kıbrıs. Bu coğrafyada milli refleksler istemiyor. Yani e, Soğuk Savaş'ın başlangıcında e, direkt e, Türkiye'yi, Türkiye'nin o laik sistemini karşıya almak istemiyor ama altını oymak istiyor. Kim var? Johnson var. Sonra özellikle e, Carter'ın gelmesiyle birlikte biliyorsunuz yeşil kuşak. Yani bu coğrafyanın İslamcılaştırılması ihtiyacı var. Şimdi... Buradan beslene beslene geliyorlar. Ve bu örgüt özellikle 80'den sonra eğitimde çok büyük hamleler yapıyor. Nedeni ne? 12 Eylül darbesi. Şimdi e, ben de askerim ama 12 Eylül, daha doğrusu 12 Mart. 12 Eylül ve 28 Şubat. Askerler böyle istedemiyorum. Ama askerlerin reflekslerini bildikleri için, manipüle ettikleri için sonuçları itibarıyla Türkiye'nin Türkiye'nin laiklikten uzaklaşmasını, İslamcılaştırılması için çok önemli hamlelerdi. Bunların hepsinin eşgüdümü Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Şimdi 80 bakın bir sınıf arkadaşım var. Ben hem Deniz Sesi hem deniz Arbokulu kökenliyim. Arman Yavaş oldu, şimdi rahmetli oldu. Rahmetli anıyorum kendisini atlı üstü yatıyoruz Ranzada deniz sesinde. Sonra harp okuluna geçiyoruz ama harp okulun birinci sınıfında ayrılmak zorunda kaldı. Ama akıllı çocuk hemen üniversite sınavına girdi. İTÜ mimarlık. Şimdi ben deniz harp okulunda okuyorum. Bakın 70 yıllardan bahsediyoruz. O da İTÜ'de okuyor. Hiç unutmuyorum. Arada bir bir araya geliyoruz filan. Oturuyoruz, oturuyoruz, yemek yiyoruz filan. Dedi ki ya Türker dedi. Bizim okulda dedi bir dergi dağıtıyorlar, sızıntı diye. Fethullah Gülen oldu. adını ilk defa bizim Arman Yavaşoğlu'ndan duydum. Bunlar 30 yıl sonra Türkiye'ye geçireceklermiş. Bakın o günden itibaren bu işe yatırım yapmaya başladı. Tarihi bir daha söyleyin. Yani şöyle 77 filan. Evet, 77 filan. Yani. Kuleli'ye ilk öğrencileri bakın, soktukları zaman. 77 filan. Bu işin içinde Amerika Birleşik Devletleri var. Ve bu iş geliyor geliyor. Yani ilk başta e, yeşil kuşakta kullanıyorlar. Bir de o zamanı hatırlayın soğuk savaş dönemini, 68 öğrenci hareketleri. Bir de işin içinden de geldiğimiz için Sovyetler Birliği Batı için, Avrupa için, Amerika Birleşik Devletleri için hiçbir zaman askeri tehdit olmadı biliyor musunuz? Görev yaptığım için biliyorum özellikle soğuk savaş bittikten sonra daha sonra Ruslarla, e, Ukraynalılarla tatbikat yaptığım için o gemilerde onların durumunu gördüğüm için ya dedim ki Amerikalı bize NATO'da öyle bir Sovyet tehdidi olarak takdim etmiş ki yani o tehdit 5 birimse 7 birimse ya benim gördüğüm var ya 0 onda 5. Ama şöyle bir şey söyleyeyim askeri olarak tehdit değildi ama o sistem ideolojik olarak tehditli. Peki o ideolojik tehdidi nasıl yenebilmeliydi? Dinle. Bakın, çünkü bu coğrafyada bilim egemen kafalı, eleştirel akla sahip bir neslin yetişmesini, aydınlanmanın yeşermesini Batı hiç istemedi biliyor musunuz? Bakın hiç istemedi. Bazen o zamanlarda da söylerdim yani söylerdim derken bunu ne bileyim 20 sene 25 sene önce derdim irtica bize esasında doğudan İslam ülkelerinden gelmedi biliyor musunuz? Batıdan geldi, batıdan. Bir kere bunu bilelim ve bu işin içine bir şekilde Fetullah Gülen'i öyle oturtalım. Bir de sorun Fetullah Gülen de değil. Tarikatler ve cemaatler. Bunlar orta çağın kurumları. Hatta ben şöyle tanımlıyorum. O tarikatlerde ve cemaatlerde insanlara düşünmeme disiplini aşılanır. Tamam o zaman ben de şunu izninizle bölmeyeceğim ama şunu sorayım. Bu tabii tabii oralara gidenler Mars'tan gelmiyor. Değil mi? Bu toplumun içinde yaşayan insanlar. Peki biz millet olarak neden bu kadar manipüle edilebilen, bu kadar işte Türk kültüründe otağı, işte İslam'da imam. Yani neden bu e, sınırlar içinde yaşayan insanlar buna çok e, müsait organik olarak çok güzel Neden? çok güzel bir soru şimdi aydınlanma dediğimiz Hı. yani insanlığın düşünsel evriminde akılcı ve bilimsel düşünme evresine geçmenin mücadelesi Avrupa'da oldu arkasında 500 yıl var 500yıl Biz bu coğrafyada Osmanlı coğrafyasında biz bunu ıskaladık. Hatta e, Osmanlı dört dörtlük bir orta çağ devletiydi. Yanımızdaki coğrafya değişimi yaptı. Biz değişimi yapamadığımız için geride kaldık. Hatta Osmanlı padişahları da bunu fark etti. Özellikle değişen coğrafyanın ürettiklerini alarak onlara yetişmeye çalıştı. Ama sorun şuydu. Sindirmedik. Ürettiklerini değil, o kafa yapısını almak lazımdı. Zaten Atatürk'ün önderliğinde yapılan aydınlanma devrimleri, bu toplumu yata yaratma projesi. Bakın, o coğrafyanın dışında dünyanın üç büyük devrimcisi var. Bir, kuzeyimizdeki komşumuz, Büyük Petro. Bakın, Büyük Petro. Büyük aydınlanma devrimleri yaptı. Niçin? Çünkü Avrupa'ya, rağmen çok geri kalmıştı o topluma çağ atlattırmak için. İkincisi kim? Meiji. Japonya'da. Hatta toplumun dinini değiştirdi. Dinini. Şintoizm. Bakın dinini değiştirdi. Üçüncü ne? Atatürk. Ve ikisine bakın. Birisi 44 yıl, birisi 43 yıl iktidarda kaldı. Ve bulundukları pozisyon itibariyle birisi çar, birisi imparator. Arkalarında manevi güç var. Atatürk sadece anafartalar kahramanı. Şimdi 500 yılda yaratılanı 15 yılda gerçekleştirmek çok zor. Yani Türkiye'nin aydınlanma devrimleri konusunda gerçekten çok ciddi bir mücadele sürdürmesine ihtiyaç vardı. Şimdi Batı, Batı ne istiyor bu coğrafyada? Aydınlanmamış bir Türkiye. Dinle manipüle edilebilen, hatta Kore Savaşı'nda şunu fark ettiler. Kore Savaşı'nda bir Amerikalı'nın bir günlük maliyeti 15 dolar o gün için. Türkiye'nin ne biliyor musun bir askerin? 0.50 sent. Bakın Soros'un bir lafı var. Diyor ki sizin en büyük ihraç ürününüz askerinizdir. Bırakın bilimti evet. diyor. Bizim için Libya'da, Irak'ta, ha, Somali'de ölmeye gidin. Geçine gidersiniz diyor. Çünkü şehitlik kavramı var. Şehitlik ayrıca orada da bir kutsiyet var. Esasında şehitlik kavramı bütün dinlerde var. Yahudilikte de var. Ama bizde çok uyanlıkta. kullanılıyor. Yani, yani... dinler e şöyle aydınlanmamış bir toplum. Şimdi çok partili rejime Süheyl Bey bir... bağlıyor ama şimdi niye biliyor musunuz? İşi esası bu. Yani ayrıntıya. anlıyorum. Devam edersiniz bizden sonraki Peki, yayında diye yarın Şurayı bağlıyorum. Şurayı bağlıyorum. Türkiye'de bu aydınlanma devrimleri konusunda 15 yıl, bakın 15 yıl sonra bu iş önce inkita, soruya geriye gidişe başladı. Şimdi Batı illa parlamenter sistem, illa parlamenter sisteme geçin. Niçin? Yani Türkiye müreffeh olsun diye mi? Hayır şöyle. Biliyordu ki Batı eğer aydınlanmamış bir toplumun önüne sandığı koydun mu karanlığı seçer. Şimdi bugün bunları yaşıyoruz. Ve sorun sadece Fethullah Gülen değil. Tarikatlar ve cemaatler. Şimdi Saygı Bey mi söyledi? E, Fethullah Gülen işte para gücü var mı? Hayır hayır para gücü değil. En büyük gücü insan gücü. Bakın küçük yaştan itibaren inandırılmış insan gücü. Bana bir tane tarikat cemaat söyleyin. Bölünürler mürünürler ama lideri, şeyhi öldükten sonra dağılan var mı? Hayır. En büyük şey insan gücü dağılmaz. Problemler yaşarlar sonunda devam ederler. Yani Türkiye'de biz var ya eğer bir şekilde çağdaşlaşamazsak, değişemezsek, bilim egemen kafalı eleştirel akla sahip nesili yetiştiremezsek o Fethullah gider bu gelir. Bir de iktidar. Hani ne diyor? Kandırıldık aldatıldık. Kandırılmadı aldatılmadı. Bizi kandırdı bizi aldattı. Bir de darbe konusunda da bağlamak için söylüyorum. Bakın darbeciler şiddeti göstererek kullanır. Çünkü sonunda darbe yapıyoruz. İtiraz edersen seni vururuz. Kanasla suikast silahıyla öldürmezler. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani 15 Temmuz darbe girişimi ben ilk günden bu değerlendirmeyi yapmıştım dijital medyada çok, çok iyi hem ifadelerim vardır hem yazım vardır. Hep Hepimiz anladık. Erken doğuma zorlanmış kontrollü darbedir ama bu kontrollü darbe derken şimdi genelde FETÖ'cüler de onu Türk kullanıyor. Abi. Bir son cümle Bitti, alayım. bitti. FETÖ'cü şu anlamda kullanıyor. Yani darbeyi Erdoğan yaptı. Hayır. Tabii ki darbeyi yine onlar yaptı. Ama bu erken zorlamış. kontrollü darbeydi. Bu hala karanlıkta. Bu iktidar bunun en büyük sorumlusu. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Çok önemli bu. Şimdi darbe girişimi yapıldı. Özellikle darbe girişimi yapıldıktan sonra yandaş medya, özellikle askerleri çağırıyor. Çünkü biliyor ki çağrılan askerler mağdur olduğu için devamlı kime FETÖ'ye söyleyecekler diye. Uğur Bey, bir kişiyi çağırmadılar ben. Bakın bir kişiyi niye biliyor musunuz? Çünkü biliyorlar. Öyle yazıyorum zaten. Çünkü diyeceğim ki esas sorumlu FETÖ değil diyeceğim. Esas sorumlu siyasi iktidar. Siyasi iktidar ne bileyim önünü açmasaydı. Çünkü geçmişte sızma oluyordu. Hani Ecevit için Süleyman Bey için söyleyebilirsiniz. Bu dönemde ne istediler? Yardım şeyler. ve yataklık yapıldı. Evet. Ve kumpasın iki tarafı vardır. En belirleyici taraf siyasi iktidardır. Bunları söylediğim için hatta bir gün sabah gazetesi geldi. Benle röportaj yapıyor. Dedim bunları yazmayacaksınız yazmayın. Dedi ki komutanım yazamayız. İşten atarlar beni. Bitirdim.